bizim de kendi gençlerimizin kalbine, yüreğine bizim dokunmamız gerekiyor. Biraz önce şey yaptığın o soru var ya, bu soruyu herkes soruyor. Gençlik nereye gidiyor? Ya tamam da ne yapıyoruz ya? Çözüm olarak ne yapıyoruz arkadaşım? Bu gençlerle oturup bir saat bunun derdini dinliyor musunuz? Gece yarısı seni aradığında arayabilecek zaten. Orası önemli. Gece yarısı seni aradığında, abi benim şöyle bir derdim var dediğinde koşabiliyor musun onun yanına? Nasıl diyeyim, 3 gününü, 5 gününü neyse işte ayırıp kamp yapabiliyor musun? Çünkü asıl şeyler orada çıkacak. Yani bizim bu gençlere dokunacağımız alanlar bunlar. Ve bu alanların sayesinde zaten biz çocuklarımızı sosyal medya ağından kurtarabiliriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir bilene sorduk programımızda. Bugünkü konuğumuz Osman Bozkuş. Şimdi Osman mesane değil tabi. Bir bilene sorduk. Ben daha yeni öğrendim abi. Evet. Bir bilene sorduk. Bir bilene sorduk. Ne diye hitap edeceğiz? Sen ne diye hitap edeyim onu çözemedim. Sen benim takım arkadaşımsın, çocukluk arkadaşımsın, dava arkadaşımsın. Dava yani. Ne diye hitap edeyim? Dava arkadaşı da sıkıntı değil. Her türden önemli değil ya. Başladık mı biz, devam ediyor mu? Bunların hepsini şeye girecek misin girecek bunlar? Allah'ım oğlum. Tamam. Hoş bulduk kardeş. Ben eyvallah. Ben dediğimiz emir hoş bulduk kardeş. Allah razı olsun. Osman hocamla gençliği konuşacağız. Aslında biz ikimiz rakip firmayız. Vay vay. Eşref Saati Çat Kapı. Evet. Bakalım. Evet. Kim daha güzel konuşursa oyları o tarafa versinler hocam. Oo. O zaman burada galip olan belli olacak yani. Ama deplasmandasın. Burası Çat Kapı. Tamam işte o zaman deplasmanda atılan bir gol 1.3 mü sayılır? Aynen öyle ama biz gol atmaya gelmedik ya. Biz boyunu bükük böyle gariban bir şekilde üstadın dizinde dinlemeye geldik yani. Programımızı yapalım gidelim diyorsun. Aynen. Aynen öyle. Allah razı olsun Üstad. Eyvallah. Böyle bir programa bizleri davet ettin. Hoş, güzel. Seninle inan böyle karşı karşıya muhabbet edeceğimi hiç düşünmüyordum yani böyle bir ortamda. Elhamdülillah Rabbim o günleri de gösterdi bize. Şimdi gençliği konuşacağız dedin ya orada. Şimdi hani gençliği konuşacağız derken iki tane de ihtiyar. Hani şey olarak baktığın zaman iki tane ihtiyar sanki gençliği konuşacak diye ama tabii ki elhamdülillah ikimizin de geçmişe dair gençlik üzerine birikimlerimiz. Biz burada birikimlerimizi aktaracağız inşallah. En büyük de ikimizin de en büyük derdi gençlik. Hani gençlik üzerinde böyle bir derdimiz olduğu için ortak noktada buluştuk elhamdülillah. Ortak nokta Çat Kapı. Elhamdülillah diyelim. Çat bekleriz. Bekleriz bizi mekana. Çünkü her güzel çalışma, özellikle diyeyim ben her güzel çalışma yani desteklenmesi lazım. Bu noktada ben her daim sana dua ediyorum kardeş. Yani Adana'da güzide bir çalışma içerisindesin. Özellikle gençlik çalışması içerisindesin. Biz ortamlarda diyeyim böyle konuşurken hani gençlik çalışması dediğin zaman belli başlı böyle isimler hep ortaya çıkar. Hani bu noktada da senin ismini her yerde duymak hem senin geçmişteki bir kardeşin olarak yani yol arkadaşın olarak diyeyim. Çünkü çok güzel anılarımız var, mazimiz var. Ortamlarda senin isminin alınması bir kardeşin olarak bizi gerçekten de diyor, sevindiriyor ve kendimize de bir nebze örnek alıyoruz yani. Bu kardeşin yoluna gitmemiz gerekiyor diye Allah razı olsun. Osman Bozkuş kimdir? Hani çok böyle popüler bir ismimiz yok Allah'ın izniyle ama şöyle Osman Bozkuş dediğin zaman kendi bulunduğumuz ortamda diyeyim. Yani bazen baba oluyorsun, bazen reis oluyorsun, bazen kral oluyorsun, bazen derttaş oluyorsun yani. Böyle isimlerimiz var elhamdülillah. Şimdi o konulara geleceğim. Niye öyle olduğuyla alakalı kısma geleceğim. Yani 19 yıllık bir eğitim kadrosu içerisindeyim. Şu anda yönetici olarak çalışıyorum burada bir okulda. Tabii ki en büyük derdimiz gençlik. Dert yani gençlik üzerine yatıyorum, kalkıyorum, yani düşünüyorum. Bunun üzerine dert ediniyorum yani. Farklı bir yöneticiyim. Onu altınızda çiziyorum yani. Onunla da alakalı bir anımı anlatmak istiyorum kardeşim müsaadenle. Ayrıca 3 çocuk babasıyım. Şimdi dedim ya farklı bir yönetici tarzım var diye. Bir gün Dikili'deyim. Okul müdürüyüm orada. Baktık şimdi herkes korkuyor. Tamam mı? Hani böyle bir şey var. Bir Dikili dediğin zaman abi orası işte böyle yaramaz çocukların, şunlar bunların olduğu bir yer. Oturdum şimdi müdür odasında düşünüyorum. Dedim ki ne yapmam lazım? Okulun bütün psikopatlarının isimlerini aldım. Böyle yazdım hepsini. Üçer üçer odamı alıyorum. İşte hiç unutmam Musa, İsa diye bir Mehmetcan. Evet.
Üçünü aldım odaya şimdi. Çikolata uzatıyorum. Musa buyur yer misin? İsa buyur yer misin? İşte Mehmetcan buyur yer misin? Musa şöyle yaptı. Elini kaldırdı böyle. Dedi ki biz de hep buraya dayak yemeye gelirdik. Allah Allah dedi. İlk defa dedi bir müdür dedi bize çikolata veriyor dedi. Dedim tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım Musa'cığım dedim. Arkasından şimdi çocuğun kafasında müdür odası veya müdür tahayyülü, profili çok farklı oluşmuş ki arkasından şunu sordu. Ya dedi müdürüm bu çikolatanın içerisinde bir şey yok değil mi dedi ya. Dedim Musa istediğin gibi yiyebilirsin. Emin ol üstad ondan sonra okulda o çocuklarla birlikte olan o muhabbetimizden sonra okulda hiçbir yaramazlık olmadı. Bütün problem, bütün yani her şeyi çözecek olan şey sevgi. Yani sevgiyle insana muamele gösterdiğinde, başını okşadığında, işin açısı başını değil biz onun ruhunu okşamış oluyoruz. Ruhunu okşadığımızda emin ol bütün kapılar kendiliğinden açılacaktır. O zaman şey diyelim mi, Milli Eğitim Bakanlığı'na söyleyelim bundan sonra okul müdürleri masalarında böyle bir kutu çikolata bulundursun. Çikolata bulunduruyorlar ama o çikolatayı kime vereceksin o önemli. Yani yoksa bütün müdürlerin her yeri... Okulda en yaramaz adamlara vereceksin. Yani kime vereceğin önemli, kime vereceğin önemli, odana kimi misafir edeceğin önemli üstad. Şimdi az önce söylediğin gibi ikimiz de gençliği dert etmişiz. Gençlik adına çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Gençlikle ilgilenmeye çalışıyoruz öyle diyelim hani ne kadar yeterlidir. Bu da tartışılır tabii ki. Böyle gençliği nasıl tanımlarsınız? Özellikle mesela biz Adana'dayız. Adana'nın genç profili de hayli diğer illere göre farklı. Gençlik keşfedilmesi gereken bir hazine. Ben bu gözle bakıyorum yani. Keşfedilirse oradaki kömürden mücevher olacak bir hazine durumunda. Zaten Arapça diyeyim etimolojik yapısına baktığın zaman gençliğin tanımında böyle bir açıklama da var. Biz bu gençliği işte kömür olan bu gençliği hazineye dönüştürmek için uğraşıyoruz. Adana'mız ne yazık ki çok farklı bu konuda. Özellikle başka illere gittiğimizde şunu görüyoruz. Yani oradaki gençlik çalışmalarındaki gençlerin profillerine bakıyoruz. Böyle o kadar mülayim, o kadar şey bir yapısı var ki. Ama bizim gençlerimizi, bizim sohbetlerimize gelen gençlere bakıyorsun ya kolları jiletli ya bir yerlerinde bir şey var. Ama diyorum yani bu şeye benziyor hani oruç tuttuğunuz dönemlerde yaylada oruç tutanla işte Adana'nın sıcağında oruç tutan arasında büyük bir farklılık var diyor ya. Biz de bazı illere göre kendimizi değerlendiriyoruz. Adana'da çalışma yapmak gerçekten de harbi bir iş yani. Hani gençlere elini uzatmak gerçekten de yani zor bir iş ama biz bu zor işe adayız diyelim. Ben kendi açımdan baktığım zaman şöyle bakıyorum işin açıkçası. Gençliği problemli görmüyorum ben. Şöyle görmüyorum. Büyükleri problemli görüyorum ben. Yani gençliği anlamayan büyüklerde bir problem var. Eğer az önce söylediğiniz gibi onlara bir hazine mantığıyla bakarsak ve onlarla böyle ilgilenirsek, onlarla muhabbet edersek, onların dertlerini dinlersek eyvallah. Onların sorumlu olmadığını bilakis yani buna bizim hayatımızdan da örnekler var bu noktada. Büyüklerin onları anlamamak gibi bir sorunu vardır. Şöyle söyleyeyim. Mesela 40 yaşında birisi 18 yaşındaki bir gencin 40 yaşındaki bir adam gibi davranmasını bekliyor. Eyvallah. Yani baba üzerinden söyleyelim. Babası 50 yaşındadır. Genç de 18 yaşındadır. Yani 50 yaşında kendi işte tecrübesi, hayat tecrübesi, olaylara bakış açısı gibi o 18 yaşındaki çocuğun aynı tavırları sergilemesini istiyor. Ben genelde burada şey yapıyorum, baba ol derse geldiği zaman gence soruyorum. Diyorum ki babandan bir şikayetin var mı? Hani şey sorarlar ya, oğlunuzdan bir şikayetin evet, var evet, mı? Evet. Diye. Hani buradan baktığımız zaman gerçekten hani gençlik hani problemsizdir demiyorum ama biz büyükler olarak onları tam anlamıyla anlayamıyoruz. Anlama sorunu var gibi geliyor. Orada ne dersiniz? Bana göre gençliğin en büyük problemi hedefsizlik. Evet. Şu andaki en büyük problemi hedefsizlik. Hedefsizlik yani şöyle diyeyim. Oturuyoruz mesela gençlerle birlikte oturuyoruz. Bunlar hep şeydir 15-25 yaş arası olan gençlik. Evet. Hayattan o kadar bıkmış, yorgun, bitkin. Sorsan bir hedefin hayata... Yani seni tutan bir şeyin var mı diyorsun. Ya ben yorgunum diyor. Yani geleceğe karşı böyle bir şey bakmıyor. Bir heyecanlı bir duruşu yok. Ama asıl problem şu. Evet duruşu yok bu gençlerin ama önündeki problemlere hep öteliyor. Yani ya da onu örtüyor.
Şimdi örterken de yani önüne bir şey sunması gerekiyor. Yani örtmesi için bir şey yapması lazım. Hani zihnini başka şeye yorması lazım ki asıl gelecek kaygısını unutması gerekiyor. O da ne? Hani bir bakıyorsun bu sosyal medya olur. Bu önünde telefonlardaki girdiği programlar olur. Bu PUBG olur. Ne yapıyor? Bunlar hep ne yapıyor? Bu programların hepsini Netflix'teki dizi de olur. Çünkü sabahtan akşama kadar dizi seyrettiğin zaman zaten senin gelecekle alakalı bir kaygın yok. Yani bir hedefin yok. Ama belli bir yaşa geldiğin zaman hayatın zorluklarıyla karşılaşıyorsun ama geriye doğru bir baktığında hani seni hayatın içerisinde sürükleyecek bir amacın olmadığı için bomboş bir hayatın olmuş oluyor. Ben şunu bir fıkrayla anlatayım. Şimdi bir gün adamın bir işte şeyde oturuyor, dışarıda oturuyormuş. Orada çalışanlar var, çalışanları izliyor. Bunlardan birisi işte Temel, Dursun. Bakıyor ki birisi ağaç şeyi kazıyor, diğeri de kapatıyor. Biri kazıyor, diğeri kapatıyor. Biri kazıyor, diğeri kapatıyor. Yaklaşıyor şimdi, merak ediyor adam. Diyor ki ya siz ne yapıyorsunuz? Tamam hadi sen kazıyorsun, anladım ama sen niye onun kazdığını kapatıyorsun diyor. Temel de diyor ki, ula diyor uşağım diyor, biz diyor 3 kişi çalışıyorduk burada. İşte ben, Dursun, İdris. İdris diye. Bugün İdris gelmedi. O İdris ben kazdığım zaman ağacı ekiyordu. Dursun da onu kapatıyordu. İdris gelmeyince ben kazıyorum, Dursun kapatıyor diyor. Şimdi biz oradaki İdris'in yapmış olduğu işin asıl anlamı o. O asıl anlamı çektiğin anda açma ile kapatma işinin hiçbir anlamı ifade et. Bizim hayatımızda özellikle gençlerin hayatındaki anlam dediğimiz esas yani manevi yöndeki o anlamı hayatlarından çıkardığımız anda hayatlarında bir boşluk hissediyorlar işte. O anlamı dolduracak olan şeylerle bu kez yöneliyorlar. Hani biraz önceki bahsettiğim o her şeyi kapatma, hani erteleme dediğimiz şeyler var ya. Biz Adana'mızdan bahsediyoruz. O gün yine bir konuşuyoruz böyle. Bunların yanında Adana'daki mesela uyuşturucu kullanma oranı gerçekten de diğer illere göre yüksek. Ha bunların hepsi ne? Dediğim gibi bir hedef, amaç ve hayatın anlamı, manevi olarak o hayatın anlamı çıkardığı için ne yapıyor? Bunlar da kendilerini bir şeylere doğru yönetme gereği hissiyatı duyuyorlar. Çünkü bir şeyleri kapatmaları lazım. Zihnini başka şeylerine yormamaları lazım. O yüzden etrafına bakıyorsun. Bütün gençler abi yorgun ya. Yorgun, hayattan bezmiş. 17 yaşındaki bir delikanlıyla konuşuyorsun böyle. Abi diyor omuzlarımda o kadar bir yük var ki. Evet. Bilemezsin diyor ya. Omuzlarımda o kadar bir yük var ki. Şimdi sen tabii bu konularda daha ehilsin şey olarak sahabenin hayatı noktasında. Allah Resulü'nün etrafına kümelenen diyeyim. O davayı sürükleyenlerin ortalama yaşları zaten 17 idi. Evet. 17 yaşındaki bir delikanlıya bakıyorsun omuzumdaki yük ne diyorsun? Hani o yükün de ne olduğu zaten ortada. İki kelimeyle anca açıklayabilir. O bize göre bir yük değil. Ama İslam davasını sürükleyen, ya İslam davasını şu anda şu ana kadar gelmesine vesile olan 17 yaşındaki delikanlılar. Onların omuzlarındaki yükü şöyle bir anlatsan. Yani sahabelerin hayatını dinlesen, ikisi arasında dağlar kadar fark var. İkisini de yük olarak görmezsin zaten. Olayın büyükler boyutuna gelecek olursak, hani acaba biz bir yerde bir yanlış mı yapıyoruz diye. Biraz önce derttaş kelimesi kullanıyoruz ya, sen de ne dedin? Hayırdır, dert mi dinliyorsun diye. Şimdi biraz önce babadan bahsettin sen. Gençlerle oturuyorsun, hepsinin babasıyla sorunu var. Diyorum ki niye? Abi beni anlamıyor. Evet. Gerçekten de anlayamıyoruz. Yani biz gençlerimizi anlayamıyoruz. Şimdi biz kendi babalarımızdan, atalarımızdan İslamiyet'i öğrenirken hep böyle yüzeysel bir şekilde öğrendik. Ne? Namaz kılacaksın, bu kadar. Ama biz o namazı niye kılacağız? O namazın altındaki o boşlukları nasıl dolduracağız? Ehemmiyeti ne? Bu konuda biz kendi atalarımızdan böyle bir bilgi almadık. O yüzden de ne oldu? Kültürel bir şey oldu yani. Hani böyle atadan gelme bir kültürmüş gibi, adet gelenekmiş gibi bir haline dönüştü bizim kıldığımız namaz. Çocuğa sen namaz kıl diyorsun. Çocuk diyor ki niye kılacağım? Akabinde baba ne yapıyor? Ya onu tersliyor. Tamam mı? Ya da çok kestirme. İşte namaz kılmazsan cehenneme gidersin. Yani böyle kısa cevaplarla ne yapıyor? Kendi çocuğunu kendisinden uzaklaştırıyor. Bu çocuk doğal olarak şu andaki şu meseleyi de açıklama gereği duymak lazım.
toplum da hani gençler deist mantığına doğru sürükleniyor diyor ama şöyle bir şey var. İşin açısı toplumun geneline, yüzdelik dilimine baktığımızda gençler deistliğe gitmiyor işin açısı. Gençler bir şeyler arıyor. Yani bir şeyler arıyor bu gençlik ama aradığını bulamıyor ne yazık ki. Bulamadığı için de kendisini yalnız hissediyor. Şimdi bu yalnızlığını da eğer bizler doldurmazsak otomatikman ne yapacak? Kendini bu hayatın içerisine, bu zevki sefanın içerisine bırakıp gidecek. Ha biz bu çocuğa baktığımız zaman da çocuğu biz deistmiş gibi zannediyoruz. Yani ama asıl çocuk arayış içerisinde ve şu andaki gençlerimiz, bizim Z kuşağı dediğimiz bir gençlik var ya karşımızda. Bizim yetiştiğimiz dönem değil yani bu. Evet. İşin açısı şöyle eğitimden de ufak bir yani şey vereyim. Bizim zamanımızda biz 4 işlemi yapardık. 4 işlemle okul bitirirdik. Şu anda 1. sınıftaki çocukların çözdükleri problemlere bir bakıyorsun böyle. Yani şu anda anneler babalar çözemiyor onu ya. Hani bak eğitimde dahi bir uçurum var. Bilgide dahi şu anda bir uçurum var. O yüzden de anneler babalar arasında gerçekten bir şey var. Şu anda bir kopukluk var. O gün güzel bir örnek verdiydi birisi, teknoloji olarak da örnek verdi. Z kuşağı dediğimiz şey var ya, şimdi anlama açısından, anlayabilmemiz açısından çocuk diyor şimdi çevrim içi oyun oynuyor. Şimdi artık önceden oyunu atardın, jetonla oyun oynardın. Bitti mi? Bitti. Ama şimdi bir sosyal medyanın içerisine girdiğinde, programlar oyun oynadığında o oyunun belli bir süresi var, bitmesi gerekiyor. Yani bir şeyler kazanman lazım. Şimdi sen diyorsun ki çocuğa, oğlum sofrayı getir. İşte oğlum hadi bakayım dışarı çık, şu bir iş veriyorsun. Ama çocuk çevrim içi. Aklı orada. Evet, aklı orada. Oradan çıkamaz. Ondan sonra ne yapıyor? İşini yapmadığı zaman da hayırsız evlat konuma düşüyor. Ama biz onun yaşadığı o alanı ıskalamazsak, onun o çevrim içi halini görüp ona göre iş alanı evet oluşturursak biz o çocuğumuzla, kendi çocuğumuzla gerçekten de o alanda o iletişimi daha sağlıklı kurmuş oluruz. İşin İslami olarak yani manevi olarak da şu önemli. Bak biz şimdiye kadar ben mesela kendi sohbetlerimde günah kelimesini kullandırmıyorum üstad. Hatta o gün birisi cehennemle alakalı bir şey soruyordu kardeşim. Cehennemin tabakasında işte bir şey varmış orada, nasıl desem, kızgın bir sac varmış. Sacın üstünde işte insanlar yanacakmış. Şimdi bunu sana kim söyledi diyorsun? Yani atadan, gelenek görenekten duymuş olan bir şey. Diyorum ki ya o kapıdan içeri girdikten sonra zaten birinci basamak, ikinci basamak hiçbir önemli nerede değil. Nerede yandığın hiç önemli değil. Ama biz işi uç noktadan, karşı taraftaki çocuklarımıza, gençlerimize uç noktadan yaklaştığımız için ne yapıyorlar? Onlar da dini sanki hani böyle ulaşılması zor olan bir zirveymiş olarak gördükleri için ne yapıyor? Zaten diyor ulaşması zor. En iyisi ben diyor eteklerinde dolaşayım. Yani o şekilde bir hala içerisine giriyor. Hani biraz önce dedim ya ben sohbetlerimde çocuk haram mı? Ben haram mı kelimesini şey yapmıyorum yani, söylettirmiyorum. Çünkü biz kendi geçmişimizde zaten her şeyin haram olduğunu, ya biz akşam ya sakız çiğnemek bile ne yapıyoruz? Öl eti yersin, haramdır şey yapıyoruz. Böyle fetvalar veriyoruz. Ya artık bu şeyi bırakmamız lazım. Karşımızda bizi çok iyi anlayabilecek, tamam mı? Her şeyi çok iyi anlayabilecek bir gençlik var. Bu gençliğe göre anne babaların işin açısı yetişmesi gerekiyor. Ben bazen böyle de soru da sorulabilir. Bu anne babaları alıp eğitim mi yapılması gerekiyor? Yok. Ama biz kendi yani etrafımızdaki gençlerimize anne babalarımızın kendi bulundukları ortamlarıyla, yetiştikleri ortamlarıyla alakalı biz onları telkinlerde bulunmamız gerekiyor ki emin olun o çocuklar kendileri de bir anne baba olacaklar zaten. Anneler ve babalarının yaptıklarını kendi çocuklarına yapmayacaklar. Çünkü aynı kuşakta yetişmiş olacaklar. Bizim anne babamız farklı bir kuşakta yetiştiği için biz ne yapıyoruz? Onlardan gereken ilmi, bilgiyi alamıyoruz. Ya çok basit bir şeyde dahi çocuk tıraş olmuş. Baba gelir diyor ki ya bu tıraşın ne diye. Hani böyle bir saldırıda bulunuyor böyle. Şimdi dediğim gibi fiziksel olarak işte görünüş olarak biz hiçbir şeyi genci bir yere koyamayız. Ama bunun şu kalbindeki yani ruhuna bizim hitap etmemiz gerekiyor. Anne babalara çok iş düşüyor demiyorum. Ama
gençliği dinden soğutmamamız gerekiyor. Anne babaların yanında bir de eğitimi yani içerisinde bulunan insanların da gençliği çok iyi yönetmesi lazım. Şimdi etrafta yani İslam düşmanı olarak diyeyim yani nitelendirilen sistemler o kadar güzel çalışıyor ki ve bu sistemler bu gençlere kendi sistemi yani çarkının içerisinde olabilecek zaten güzel şeyler oluşturuyor. Şimdi genç bu çarkın içerisinde olduğunda sen ne yapıyorsun? Yani niye bu çarkın içerisindesin diye onun tepesine biniyorsun ve onu sorguluyorsun. Ben şunu söylüyorum. Abi o çarkın içerisine girmeden önce alternatif bir şeyler üretiyor musun? O gün mesela bir delikanlı dedi ki abi dedi ben şey okuyacağım. Güzel sanatlar bölümünü okuyacağım. Yazar olmak istiyorum. Sonra bir arkadaş mesela orada ooo dedi ya sen nasıl güzel sanatlar bölümünü okuyorsun? Güzel sanatlar bölümüne giden kişi yani tenzih ederim yani o bölüme giden kişi ayaklarının üzerine İslam üzerine sabit kalmıyor. Ben dedim ki niye böyle düşünüyorsun arkadaşım? Bak şu anda biz alternatif bir şey üretmediğimiz için televizyonlardaki diziler bizim kendi neslimizi mahvediyor. Arkadaş bırak yazar olsun. Biz bu çocukları destekleyelim. Yani o boyutta yazar olsunlar. Destekleyelim ki bu çocuk kendini o geliştirdiğinde o dizilerin alternatifi olarak bir senaryo bir şeyler üretsin yani. Ama biz senaryoyu üretmiyoruz. Yani şu anda gündem ne? Netflix kapatılsın. İşte onunla alakalı bir gündem var. Ya istediği kadar bugün Netflix kapatılır. Başka zaman başka bir şey ortaya çıkar. Biz bataklığın içerisini yok etmemiz gerekirken biz ne yapıyoruz? Oradan herhangi bir şeyi bir kenara atmaya çalışıyoruz ama bataklığı kurutmamız lazım bizim. Evet. Onun için de bizim gençlere alternatif bir ortam, bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Bir diğer sorum da şu, hani gençlik nereye gidiyor? Bunu sormak istiyorum. Yani bu soruyu da şöyle açalım. Yani gördüğümüz gibi mesela TikTok üzerinden olsun, işte diğer sosyal medya mecralarından olsun, gençliğin oralarda çok zaman geçirdiği ya da onlarla çok meşgul olduğu, yani mesela TikTok üzerinden baktığın zaman abuk subuk hareketlerin yapıldığı. Yine mesela az önce söylediniz işte televizyonla, evet, farklı evet, şeylerle. Evet. Yani tüketilen bir gençlik var. Hani en önemlisi yani İnsanın biliyorsun en verimli olduğu zaman gençlik çağı ve bu çağın, bu zaman diliminin verimli, güzel şeylerle geçirilmesi gerekirken yani hatta ben daha öte bir şey söyleyeyim. Yani dünyevi lezzetler anlamında mesela bizim cahil hayatımızda bile hani gençliğimizi doya doya yaşadık diye bir tabirimiz var bizim. Hani harama bulaşmadan diyelim hani en azından bir futbolla meşgul olduk, öyle bir şeyimiz vardı ya da böyle bir İslami yapının içerisinde yetişiyorduk. Ama şu anda az önce söylediğiniz gibi hem hedefsizlik anlamında bir boşluk var. Bir de hani dediğiniz gibi gençlik nereye gittiğinin de farkında değil. Ya bu gençlik nereye gidiyor? Yani ne olacak akıbet diyelim, öyle bir öyle sorayım. Şimdi ya üstad öyle bir soru sordun ki. Yaramı deşmedi. Yani şimdi yani ben şu Allah Resulü yani bir mecliste otururken işte Yahudi'den birisinin oğlunun işte ölüm döşeğinde olduğu haberini alıyor. Allah Resulü o kadar yani eteklerini kaldırarak böyle o kadar hışımla oraya koşuyor yetişmek için. İçeri giriyor işte tebliğ yapacak. Ondan sonra o tebliğ yaparken yani yapmadan ölüm haberini aldı geliyor işte. Allah Resulü dışarı çıkıyor, işte başını ellerin arasına koyuyor, evet. yetişemedim diye hüzünleniyor orada. Şimdi sen öyle bir soru sordun ki, hani gençlik nereye gidiyor diye. Abi gittikleri yer insanı gerçekten de üzüyor. Oturup bu sadece Osman'ın, Sinan'ın derdi olmaması gerekiyor. Gerçekten de gözümüzün önünde Olup günaha akan, fuhuşata akan bir nesil var. Bu nesil de nasıl diyeyim, devamlı bu şekilde gelecek. Dediğin gibi sosyal medya mercağı içerisinde büyülenmiş bir şekilde yine dönüp dolaşıp geliyoruz, hedefsiz, amaçsız bir şekilde bir yol yürüyorlar. Hani bir yol var ama bu yolu sen başaramazsın. İşte hani önlerine bir hedef koymuyoruz biz ne yazık ki. Şimdi biz hedef koymadığımız için de bu çocuk kendini o bahsettiğin işte TikTok'tur. Şu anda mesela senin kitabında da değindiğin bu YouTuber'lar nereye gidiyor? Evet. Ya bu YouTuber'lar da kimler dediğin. Şu anda meslek dalı olarak birinci sıraya koyduğumuz
ne olacaksın? YouTuber olacağım. Şimdi sen bakıyorsun böyle zerre kadar manevi olarak ve ahlaki olarak onun kişiliğine, kimliğine katan hiçbir şey yok. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şu anda adamın biri, adam da demeyeceğim zaten de yani öyle bir tipi de yok. Ben diyor küfür ederek diyor para kazanacağımı düşünemiyordum diyor ya. Yani böyle bir toplumun içerisinde yaşıyoruz ve bu toplumun içerisindeki gençlerimiz de ne yazık ki oluk oluk günahın içerisinde akıp gidiyor böyle. Bu bir dert ama tabii ki onların yani görüyoruz biz üzülüyoruz. Üzülmemizin yanında biz de gayret gösteriyoruz. Yani gayret göstermemiz lazım. Bu noktada ne yapıyorsun sen dersen geçmişte hiç unutmuyorum. Üniversite yıllarında bir abimiz vardı. Abdi abi diye ismi Abdi. Allah selamet versin. Üniversiteye geldim. Üniversitenin ilk yıllarında böyle bir koridor var işte. O zaman hani çömezsin böyle okula gelmişsin böyle. Yüzünde de münayim şey var ya. Diyorsun ki bu tamam bu kıvamına gelecek bir tip yani böyle bir bakıyor. Tabii biz daha sonra biz de öğrendik o işlerin nasıl olduğunu. Abdi abi geldi şimdi. Hoş beş muhabbet. Ondan sonra teneffüs vakti oluyor. Mola verilecek işte. Hemen kapımda. Beni aldı. İşte hiç unutmuyorum. Elimi tutardı böyle. Koridorda böyle iki sevgili gibi oradan oraya, oradan oraya gezerdik. O elindeki o sıcaklığı hiçbir zaman unutmadım. Şimdi anlıyorum biliyor musun Üstad? Şimdi anlıyorum. Şimdi bizim gençlerimiz, hani biz diyoruz ya gözümüzün önünde eriyip gidiyorlar. Ama bir çözüm üretmemiz lazım ya, buna bir çözüm üretmemiz lazım. Ben o Abdi abimin elinde, yani elimdeki o sıcaklığı unutamadığım gibi bizim de kendi gençlerimizin kalbine, yüreğine bizim dokunmamız gerekiyor. Biraz önce şey yaptığın o soru var ya, bu soruyu herkes soruyor. Gençlik nereye gidiyor? Ya tamam da ne yapıyoruz ya? Çözüm olarak ne yapıyoruz arkadaşım? Bu gençlerle oturup bir saat bunun derdini dinliyor musunuz? Gece yarısı seni aradığında arayabilecek zaten. Orası önemli. Gece yarısı seni aradığında al benim şöyle bir derdim var dediğinde koşabiliyor musun onun yanına? Nasıl diyeyim, 3 gününü, 5 gününü neyse işte ayırıp kamp yapabiliyor musun? Çünkü asıl şeyler orada çıkacak. Yani bizim bu gençlere dokunacağımız alanlar bunlar. Ve bu alanların sayesinde zaten biz çocuklarımızı sosyal medya ağından kurtarabiliriz. Ama biz oturduğumuz yerde ne yapıyoruz? Bu gençlik nereye gidiyor? Bu gençlik nereye gidenler? Televizyonlarda, dizilerin başında zaman geçiren insanlar ya. Ama bu gençlik gözünün önünde kendi evladın nereye gittiğini görüyor, biliyor ama çözüm üretemiyorlar. Burada bizlere çok büyük iş düşüyor kardeş. Bizim gibi derttaşlara diyeyim çok gerçekten çok büyük iş düşüyor. Her anımızı bizim bu noktada değerlendirmemiz lazım. Bu dava uğruna bizim mücadele etmemiz lazım. Çünkü karşımızda gerçekten de zor bir nesil var. Bu nesli çözebilmemiz için de bizim örnek olmamız gerekiyor. Çünkü bak o gün bizim mahallede bilirsin, farklı bir mahalle. Parktan geçiyorum böyle, baktım 8. sınıfa giden bir çocuk oturmuş elinde sigara. Hemen yanına oturdum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırdır dostum dedim ya. Çok dertlisin, ne bu elinde bu sigara, şu bu. Ben böyle deyince benim gözlerimin içine baktı. Ama biliyor musun Üstad, onu hissediyorsun. Belki şimdiye kadar oturup da biri, hayırdır kardeş selam senin vermemiş. Derdin ne, şu bu. Sormamış. Ben bunu sonrasını da araştırdım bu delikanlının. Her gelen mahallede tokatlamış. Her gelen tokatlıyor. Benim yanıma oturdu. Bir saat muhabbet etti. Abi tamam dedi ya senin mekanına geleceğim dedi. Ya her gelen zaten gelmiyor da. Yine de muhabbetin sonunda çocuğa bir şeyler veriyorsun. Hani demek istediğim abi o bahsettiğim el dokunma olayı var ya o hissetme olayı. Biz de kendi etrafımızdaki gençlere bunu hissettirmemiz lazım. Yoksa çözüm yolu üretemeyiz. İstediğimiz kadar oturalım evimizde çözüm yolu ne diye şey yapalım. Ama pratikte şu sahaya inmediğimiz müddetçe biz bu işi çözemeyiz. Gençlere karşı kullanacağımız dil üslup mesela yani sen de ben de şöyle bir şey yaptık işin açıkçası Adana'da. Mesela farklı bir dil üslup. Evet. En azından bu ders ortamları için, sohbet ortamları için söylüyorum. Biraz daha böyle dediğimiz gibi muhabbet tarzı, biraz daha böyle arkadaşlığı önceleyen bir dil ve üsluba dönüştük. Yani bu konuda mesela geçmişte eleştiriler oldu. Hani normal yapıya, yani bizim geldiğimiz geleneği belki ters bir uygulama noktada yaptık.
Hani eleştiri de bu noktada geldi. Ama ben şunu sormak istiyorum. Yani bu gençlerle kullanacağımız dil, üslup, onlara yaklaşım tarzımız nasıl olmalı? Ki biz bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da zaten görüyoruz ki her yaptığımız işte referans olarak Allah ve Resulünün uygulamalarını, bize emrettiklerini almalıyız. Yani o dilimiz, üslubumuz konusunda böyle bizi de böyle rahatlatacak bir şey yapar mısın? Şimdi dil çok önemli. Hemen bir espriyle gireyim. Bizim gençlerden birisinin telefonu çalıyor işte. Annesi bağırıyor. Diyor ki oğlum kankin arıyor. Kankim diye kaydetmiş. Kankim arıyor. O da tamam Osman Hoca'dır o. Ben açarım demiş. Annesi demiş ki nasıl ya sen bunu nasıl kankim diye kaydettin? O demiş benim kankim. Yani şimdi dil gerçekten önemli. Çünkü abi bunların dili farklı ya. Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Hatta bununla alakalı araştırma yapacaksın. Sosyal medyaya gireceksin. Bir bakacaksın. O bir gün içerisinde veya o hafta içerisinde en çok kullanılan kelime hangisi? Dil hangisi? O dili ya da şöyle diyeyim. Mesela sen de bunu yapıyorsundur. Ben sohbette mesela aralarında böyle konuşurken onların şeylerini dinliyorum. Konuşma tarzlarını, birbirlerine işte hani mesela bana mı yürüyorsun diyor ya, yürümek kelimesi bize bir şey yani önceden duysak bir şey ifade ama şu anda hani bana mı yürüyorsun kelimesi hani arada söylediğin zaman abi kendi dilini konuştuğunu anlıyor çocuk. Hani aynı dili konuşuyorsun. Kendi sohbetin içerisinde ben hani kulak kesiliyorum onlara ne konuşuyorlar. Aynısını alıyorum sohbette şey yapıyorum. Ya hayırdır diyorum bana mı yürüyorsunuz böyle bir muhabbet oluyor. Bu çok önemli. Hatta ben şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Sosyal medyadaki dediğim gibi kullanılan dilleri takip etmeye çalışıyorum ki aynı dili de sohbetin içerisinde veya herhangi bir şeyde konuşalım. Çünkü bu onu konuşuyorlar arkadaşım. Onu konuştukları için öğrenmek zorundayız. İlgi bakımında da şöyle bir şey var. Bir gün sohbetteyiz işte bir delikanlının birisi küpeli gelmiş. Böyle küpeyi takmış gelmiş. Abi görüyor musun işte küpe takmış. Dedim ki ne kadar güzel olmuş dedim ya. Nasıl sen yani şimdi orada daha şeyler var. Abi diyor gerçekten mi öyle? Dedi ya işte güzel olmuş yakışmış dedim yani. Benim o tepkime içerideki birkaç tane senin o bahsetmiş olduğum bizi geri kafalı demeyeyim ama bizi anlamayan diyeyim yani. Tuhaf karşılıyor. Ama ben ne yaptım üstad? Oturdum şimdi sohbette. Müslümanın kimliğiyle alakalı, kişiliğiyle alakalı, o gün bir dersimiz vardı. Kimlik ve kişilikle alakalı bir ders yaptım. Çocuk bir sonraki derste küpeyi çıkardı geldi. Yani ben orada işte küpe takmak haramdır, şöyledir, böyledir desem bu etkili bir yöntem değil yani. Gelmez tabii ki. Evet. Ama dediğim gibi ona nasıl yaklaşacağımız, o çok önemli. Hani biraz önceki o bahsetmiş olduğum özellikle şu elimizi arkadaş, çocuğun elini tutmak, elini ensesine atmak. Abi bunlar belki bize çok şey gelebilir. Yani uzak gibi gelebilir ama bunu yapacaksın. Hani onlarla birlikte bulunduğumuz ortamlar var ya. Şimdi bazen şey oluyor işte hoca öğrenci ilişkisi olduğu zaman eski medrese usulünde şey vardı işte hocaya şaka yapamazsın. Hocanın dizinin dibinde oturursun böyle ama biz gençlere hocaya dahi şaka yapabileceğini, yani onunla eğlenceli bir şekilde vakit geçirebileceğini ne yapıyoruz? Göstermek zorundayız yani. Evet. Dille alakalı böyle bir yöntem uygulanır ve uygulamak da zorundayız zaten. Ama benim asıl son olarak, genelde hani bu gençlik konusunu konuşuyoruz ama iş en başından sonuna aynı yere bağlamış olacağız. Şimdi ben her zaman gençlere şunu söylüyorum. Şimdi Allah Resulü güzel bir örneklik teşkil ettiği için etrafında o kadar genç toplandı. Mekkeliler dahi, o zamanın müşrikleri dahi uzun soluklu bir yolculuğun esnasında sonunda Müslüman oldular. Çünkü şöyle dışarıdan bakıyor Allah Resulüne, kendileri gibi yaşayan ama baktığı zaman dürüst, hani bir hani bu insan dediğimiz şey var ya, hani Müslüman şimdi kalbi temiz muhabbeti olan şey oluyor ya, insan dediğimiz o tırnak işaretinde bütün güzel tasvirlerin hepsini Allah Resulü'nün üzerinde görüyorlar. Allah Resulü'nün üzerinde gördükleri için Allah Resulü'nün öyle bir anda hani bir şey anlattığında
onun bütün hayatına bakarak o anlatılan şeyi karşıdaki insan kabul ediyor. Burada bize çok büyük iş düşüyor. Ben gençlere diyorum ki, bulunduğunuz zaten bizim gençlerin en büyük problemlerinden birisi de kimlik noktasında sıkıntıları var. Öyle bir ana geldik ki namaz kılıyor musun diye soru sorduğumuzda namaz kılan bir delikanlıyı gördüğümüzde aa sen de namaz kılıyor musun? Vallahi helal olsun. Biz öyle bir döneme gelmişiz ki normalde namaz kılmamak abes olması gerekirken namaz kılan bir delikanlıyı gördüğümüzde takdir eder hale geldik. Ama onun o takdir ettiğimiz şey gençte farklı bir şey uyguluyor. Acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Çünkü toplumun hepsi bozulmuş. O yüzden bulundukları ortamda da zaten kendi kimliklerini gösteremiyorlar. Asıl problemlerden birisi de bu. Ama biz bu kimliklerini göstermek için karşıda örnek alacak kimlik sahibi olan abilerin, kişilerin olması gerekiyor. O yüzden de bu noktada bizlere çok büyük iş düşüyor. Bu noktada evlilikle alakalı bir şey de söyleyeyim, bitireyim yani. Şimdi Allah Resulü mesela Hazreti Ayşe bir şey veya bir su içtiği zaman onun içtiği yerden içermiş. Şimdi şeyde adamın biri de işte bu Hristiyanlardan Müslüman olmuş. Ondan sonra eşi su içmiş. Ondan sonra o su içtiği yerden de o da su içmiş. Demiş ki ne yapıyorsun böyle? Benim inandığım dinin peygamberi sevdiği eşine karşı böyle güzel bir latifede, böyle güzel bir davranışta bulunuyormuş. Ben de onu örnek alıyorum demiş. Eşi de orada demiş ki seni inandığın peygamber bunu mu söylüyor demiş. Evet, o zaman demiş ben de iman ediyorum. Ne yaptı? Sadece bardağın onun içtiği yerdeki yerden sadece bir yudum aldı. Ona İslam'ı mı anlattı? Anlatmadı. Sohbet mi yaptı? Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Ona sadece oradaki yudumun Allah Resulü'nün hayatında bir örnek olduğunu gösterdi. O da iman etti. Ya dediğim gibi gençlik evet sorunlu. Bu gençle örneklik olacak, örneklik teşkil edecek abilerin, cemaatlerin olması gerekiyor.